Merhaba arkadaşlar, Pokemon Masternet'in yeni bir videosunda da sizlerleyiz. Bugün arkadaşlar birkaç gün önce duyurusu yapılan işte 1 Ağustos'ta saat 4'te Türkiye saatiyle 4'te Pokemon Sun Moon oyunları ve 7. nesil hakkında yeni bilgilerin ve yeni Pokemon'ların duyurulacağı bir video yayınlanacağı söylenmişti. Sonunda 1 Ağustos geldi ve bu video yayınlandı arkadaşlar. Gerçekten beklediğimin üzerinde bir bilgi yağmuru oldu. Çünkü 5 dakika civarında süren videoda gerçekten hem Pokemon dünyasında köklü değişikliklere neden olacak özellikler ve haberler var. Hem de çok ilginç görüntüler var arkadaşlar. Tabii artı yeni Pokemon'lar da var. Bu videomuzda sizlere kısa kısa bunlardan bahsederek yorumlarımı sunmak istiyorum. Eğer videoyu izlediyseniz, bazı şeyler anlayamadıysanız da bu videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Videoda arkadaşlar ilk olarak paylaşılan şey Alola Form denilen yeni bir özellik. Bu nedir arkadaşlar? Alola bildiğiniz üzere bizim Sun ve Moon oyunlarının geçeceği 7. nesil oyunumuzun geçeceği kıta. 4 büyük adadan oluşan kıtamız. Videoda gösterildiğine göre, çünkü 3 tane örnek gösterildi ve bunların 3'ü de 1. nesle aitti. Hani genellikle olacak herhalde. 1. nesle ait olan, yani bildiğimiz şu an Pokemon Go'da favori durumda ya, Pokemon Go'da görmüş olduğunuz Pokemon'ların Alola kıtasındaki formları ortaya çıktı arkadaşlar. Yani Alola kıtasında bu Pokemon'lar farklı şekilde görünüyor ve farklı türlere sahip. Gerçekten ilginç olmuş. Öncelikle Exeggutor'u gösterdiler arkadaşlar Alola form olarak. Boyu uzamış, bayağı zürafa gibi olmuş. Yani tam böyle Alola kıtası Hawaii'den biliyorsunuz temel alınmıştı ya, oraya özgü işte Exeggutor, tam böyle Hindistan cevizi ağacı falan filan, oradan palmiye ağacı görüntüsüyle Exeggutor'u almışlar. Alola form şeklinde boyunu uzatmışlar. Dragon çimen türünde bir Pokemon olmuş kendisi artık. Galiba videoda tek beğenmediğim şey Exeggutor'un Alola formu arkadaşlar. Ben çok beğenemedim. Çok da tipsiz, çok gereksiz bir Pokemon olmuş. Yani bunu beğenemedim ama arkadaşlar diğer Alola formları gerçekten mükemmel olmuş. Vulpix ve Nightless'ın Alola formu arkadaşlar mükemmel. Gerçekten söz, yani üstüne söz söylenecek durumda değil. Kendileri buz ve, yani Vulpix buz türünde, Nightless buz peri türünde arkadaşlar. Mükemmel. Gerçekten çok başarılı. Yani bir ateş Pokemon'unu alıp buz Pokemon'una çevirmek de ilginç bir fikir olmuş. Ben gerçekten çok beğendim bunları. Yani bu ikisini özellikle çok beğendim. Diğer ise arkadaşlar Sandrew ile Sandslash'ın Alola formları. Bunlar da buz çelik türüne sahip bir Pokemon'a dönüşmüşler. Özellikle Sandslash mükemmel olmuş gerçekten. Çok iyi düşünülmüş. Bu Pokemon'ların özellikle buz türüne sahip olması da ilginç. Alola forma yeni Pokemon'lar eklenecektir. Gelecek videolarda göreceğiz bunları. Yani sabırsızlıkla da bekliyorum açıkçası. Benden geçer not aldı Alola formu arkadaşlar. Alola kıtasında tanımış olduğumuz Pokemon'ların farklı görünüşlerini, farklı türlerini göreceğiz arkadaşlar. Öyle görünüyor. Videoda yeni Pokemon'larla da tanıştık. Pokemon Sun ve Moon oyunlarında ilk defa göreceğimiz 7. nesle ait Pokemon'larla bu videoda da karşılaştık. Bunlardan ilki arkadaşlar Oricorio. Böyle mi okunuyor bilmiyorum ama. Kendisi bir kuş Pokemon'u ve böyle tam Hawaii usulü dans eden, şakırdayan bir kuş. Kanarya galiba bu kuş. Kendisinin 4 tane formu var arkadaşlar. Her adada farklı bir formda görünüyor bu kuşumuz. İşte kırmızısı ateş uçuş, işte sarısı elektrik uçuş, pembe mi mor mu neyse o renkte olanı pisiçik uçuş ve hayalet, yani grimsi mavi, ne denir bu renk artık, lila mı diyelim, işte neyse o renkte bulunan türü de hayalet uçuş arkadaşlar. Oricorio da gerçekten şen şakrak, böyle cıvıl cıvıl bir Pokemon. Oricorio'yu diğer, yani öne çıkaran önemli özelliklerden biri de ability'si arkadaşlar. Dancer ability. Yani gerçekten çok başarılı. Dans saldırılarını taklit ediyor arkadaşlar bu. Şu an videoda da görüyorsunuz. Hani rakip dans ismiyle biten, yani mesela Sword Dance, Dragon Dance, işte Petal Dance gibi saldırılar yaptığında hemen Dancer ability devreye giriyor ve bu Pokemon rakibin yapmış olduğu saldırıyı taklit edebiliyor. Gerçekten Pokemon savaş sistemini kökünden değiştirecek ability'ler bunlar. Yani Sun ve Moon oyunlarında yapımcılar birçok şeyi kökünden değiştirmeye çalışıyorlar. Bana biraz öyle geldi. Şimdi mesela rakip Sword Dance yaparken iki defa düşünecek mesela. Karşıdaki de çünkü aynı şeyi yapabilir. Diğer Pokemon'umuz ise arkadaşlar Gumshoes. Gumshoes bildiğimiz arkadaşlar Yangoose'un daha önce tanıtılan o
dişleri ilginç olan, yiyip yiyip doymayan Pokemon'umuzun evrim geçirmiş hali. Yine normal türünde, değişmemiş hiçbir şey. Ability de aynı kalmış. Ama Gumshoes'un ilginç bir görünüşü var. Yani arkadaşım biri Facebook'ta yazmış, muhtar amcalara benziyor diye. Gerçekten öyle, eller arkada böyle şapka takmış gibi. Çok ilginç bir görünüşü var. Ben beğendim. Yani cool duracak bir Pokemon'a benziyor. Biraz da komik bir Pokemon. Kendisi güçlü mü olacak, nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Ama beğendiğimi söyleyebilirim gerçekten Gumshoes'u. Diğer Pokemon'umuz ise arkadaşlar Mudbray. Mudbray de eşek Pokemon'u, bayağı Donkey Pokemon olarak geçiyor. Geçen ay tanıtılan Mudsdale'in, hatta geçen ay da demeyelim, yani 15 gün önce falan tanıtılan Mudsdale'in evrim geçirmemiş hali, küçük hali. Yani nötrüm. İyi bir Pokemon. Hani kötü durmuyor ama çok böyle kullanışlı bir Pokemon olacağını zannetmiyorum. Ama Mudsdale'e evrim geçirmiş halini beğenmiştim, o ayrı. Diğer bir Pokemon'umuz arkadaşlar Minior isminde bir Pokemon. Kaya uçuş türünde bir Pokemon Minior. İlk baktığınızda bu ne böyle, neye benziyor bu falan diyebilirsiniz. Meteor Pokemon arkadaşlar kendisi. Kendisinin Shield Stone isminde bir ability'si var. Bu ilginç bir ability. Bu Meteor Pokemon'u böyle kabuklu şekilde ilk olarak savaşa başlıyor. Kendisi hem status conditionlardan, yani işte uyku, zehir gibi etkilerden kendisini koruyor. Hem de arkadaşlar enerjisi %50'nin altına inene kadar defansı da yüksek tutuyor. Ama enerjisi %50'nin altına indiğinde bu kabuğundan kurtularak içindeki core, çekirdek bölümü ortaya çıkıyor. Bu konu hakkında bir bilgi yok ama defansının düşüp hızının artma ihtimali var böyle bir durumda. Onun ayrıntısını ileride göreceğiz. İlginç bir Pokemon olmuş. Bekleyip göreceğiz. Meteor Pokemon olduğu için dünya dışından geldiği de söylenebilir. Diğer Pokemon'umuz Formantis. Yani çok böyle yine nötr duracağımız bir Pokemon. Bir çimen Pokemon'u. Tam böyle Alola kıtasına, tropikal adaya özgü bir çimen Pokemon olmuş Formantis. Bunun evrim geçirmiş halini de gösterdiler. Lurantis. Lurantis görünüş olarak daha hoş görünüyor ama sadece türünün, hani sadece çimen olması iyi bir şey değil. Biraz yani yanına bir tür ekleyebilirlermiş. Eklememişler. Bu şekilde olmuş. Yani çok beğendiğimi söyleyemem ama kötü Pokemon'lar da olmamış gerçekten. Yeni Pokemon'larımız da bunlar arkadaşlar. Ama tabii video bununla da sınırlı değil. Başka özellikler de var. Riding Pokemon. Yine geçen videoda göstermişlerdi işte Pokemon'ların üzerine binip ilerleme şeklinde. Bu videoda bunun daha ayrıntılı şekilde özelliklerini gördük arkadaşlar. İşte Charizard'a binebiliyoruz. Fly özelliğini kullanıyoruz. İşte Lapras'a binebiliyoruz. Sharpedo'ya biniyoruz. İşte Karada Mudsdale'e binebiliyoruz gibi gibi. Yani birçok yerde birçok çeşit Pokemon'a binerek hareket edebileceğiz bunlarla. İlginç ve güzel bir özellik olmuş. Oyuna yani yenilik, yani yenilik demeyelim, daha önce yapılan şeylerdi bunlar ama güzellik katmış. Trial Captain şeklinde arkadaşlar bir özellik daha var. Bu çok ilginç gerçekten. Bu benim çok yani garibime gitti. Geçmişte yayınlamış olduğum bir teori videosunda bundan biraz bahsetmiştim arkadaşlar. 4 tane büyük adanın 4 tane büyük eğitmeni olacak ve biz bu eğitmenleri yenerek o adayı ele geçirmiş ya da o adayı mağlup etmiş olacağız demiştim. Bazı dedi ki öyle şey olmaz falan demişti ama gördüğünüz üzere ortaya çıktı. 4 tane kaptanımız var arkadaşlar. Bu kaptanlar 4 adanın büyük eğitmenleri, özel önemli eğitmenleri. İşte bunlardan ilk arkadaşlar Lana. Lana su türünde bir eğitmen. Bu büyük ihtimalle su ile ilgili bir adanın eğitmeni olacak. İşte Mallow çimen. Bu da başka bir adanın kaptanı. İşte elektrik türünde kaptan Sophocles isminde, öyle bir şey okunuşu tam bilmiyorum. Ve ateş türündeki adamız da Kiawe olacak. Şimdi burada bir teori daha var arkadaşlar. Görüldüğü üzere ateş, elektrik, çimen ve su türleri ortaya çıkmış 4 adada. Ben size Tapu Koko hakkında video yaptığımda da şöyle demiştim. Bu 4 tane eğitmen, işte bu 4 tane eğitmen Tapu Koko'larla bağlantılı demiştim. Benim tahminim arkadaşlar bu eğitmenlerin türleri yeni Tapu Koko'ların da türleri olacak. Mesela elektrik türündeki Tapu Koko'yu tanıdık. Diğer Koko Pokemon'ları, kalan 3 tanesi de ateş, çimen ve su türünde olacak gibi duruyor bence. Bu adaları hani bu şekilde dağıtmış olabilirler. Bunun dışında arkadaşlar Trial Captain'in dışında bunların bir üst modeli olan Kahunas var arkadaşlar. Bu da herhalde usta, Elite Four gibi bir şey oluyor Kahunas. Hala bildiğimiz üzere ilk videolardan beri görmüş olduğumuz Hala ilk adanın Kahunas'ı olarak gösteriliyor ve büyük ihtimalle Tapu Koko'ya sahip bu eğitmen. Bu da şunu ortaya çıkarıyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle Pokemon Sun ve Moon oyunlarında bilindik salonlar, rozetler ve Elite Four League sistemi farklı olacak. Yani bu elemanlar bunları belirleyecek gibi geliyor.
Yani ayrıca salonlar olacak mı bilmiyorum ama sanki bu sistemi değiştirmişler gibi geliyor. Bu videodaki en büyük iki değişikliğin biri buydu arkadaşlar. Hemen ufak bir şeyden daha bahsedip en büyük değişikliğe geçmek istiyorum. Bir de arkadaşlar totem Pokemon denilen bir şey çıktı arkadaşlar. Bu da adanın son hani boss'u yeniyorsunuz ya diğer oyunlarda. Öyle bir şey olacak galiba. İşte totem Pokemon'u çıkıyor. Siz o Pokemon'la savaşırken o Pokemon yardımcı Pokemon'larını çağırıyor falan. İlginç bir sistem olmuş yani totem Pokemon'da. Ayrıntılarını tam bilmiyoruz. Bakalım neler olacak. Hep beraber göreceğiz bunu da. Son olarak arkadaşlar size artık aylardır beklediğimiz haber sonunda çıktı. Bundan bahsetmek istiyorum. Birçok teori videomda size aylardır söylüyordum. İşte burst evrim, senkronize evrim, yok 5. saldırı gelecek. İşte taşlarla ilgili bir teori videom vardı hatırlarsanız. Orada demiştim işte evrim taşları mı bunlar yoksa başka bir şeyin taşları mı? 5. saldırıyı mı verecek bu taşlar? Gibi açıklamalar yapmıştım. Sonunda bir teorim daha doğru çıktı arkadaşlar. Tamam burst evrim ya da senkronize evrim gibi bir şey olmayacak. Şu an için en azından olmayacak. Ama arkadaşlar Z-Moves denilen yeni bir özellik geliyor. Bu 5. saldırı arkadaşlar. Bilekliğimizde bulunan taşlar sayesinde ki bu taşlara Z-Kristal deniyor. Z-Kristal. Bu taşlarla yapmış olduğumuz hareketlerle arkadaşlar Pokemon'umuza Z-Moves yani 5. saldırı yapabilen gücü veriyoruz ve Pokemon'larımız kendilerine özel bu 5. saldırı yapıyorlar. Bu saldırılar da gerçekten öyle hani normal saldırılar değil, müthiş saldırılar böyle. Görsellerini size gösteriyorum zaten video olarak. Yani gerçekten çok güzel olmuş. Özellikle saldırıların yapılış şekli falan. Yani atom bombası patlıyor gibi mesela Litten bir yapmış saldırıyı orada ateş saldırısını. Yani gerçekten müthiş olmuş bence. Çok güzel bir yenilik olmuş. Ben yeniliğe her zaman açığım Pokemon oyunlarında. Peki bu muhabbet geldi de Mega Evrim kalkar mı? Onu da tam bilmiyorum ama Mega Evrim konusunda herhangi bir açıklama yapmıyorlar. Şu ana kadar da yapmadılar. O yüzden bir şey diyemiyorum. Bakalım ileride göreceğiz. Ama burst evrim ya da senkronize evrim rafa kalkmış gibi duruyor. Onun yerine bu gelmiş gibi duruyor arkadaşlar. Geçen bir videoda zaten bunu göstermişti. Sonunda ayrıntılarına da kavuşmuş olduk arkadaşlar. Evet bu videodan öğrendiklerimiz bu kadar arkadaşlar. Ama gerçekten dolu dolu bir video oldu. Hem yeni Pokemon'larla tanıştık, hem yeni formlarla tanıştık, hem yeni özelliklerle tanıştık. Gerçekten güzel oldu. Gelecek haberlerde işte artık ne yayınlarlar derseniz bence artık başlangıç Pokemon'ların ikinci evrimleri, yeni Alola formları, işte salon varsa salon liderleri gibi özellikler yavaş yavaş eklenecektir. Pokemon Sun ve Moon oyunları arkadaşlar Amerika ve Japonya'da 18 Kasım'da, Avrupa'da ise 23 Kasım'da çıkışını yapacak. Biz de beklemeye devam edeceğiz böylece. Yeni Pokemonlar hakkında bilgi edinmek için arkadaşlar aynı zamanda haberleri takip etmek için Facebook sayfamıza girebilirsiniz. Beğenebilirsiniz sayfamızı arkadaşlar. Orada haberleri sürekli olarak paylaşıyoruz. YouTube kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Sitemiz Pokemon Master Net'te de Pokemon hakkında birçok bilgi sizi bekliyor arkadaşlar. Gelecek videolarımızda görüşmek dileğiyle.